Ya şimdi Tanrı da ne garip. Yani son dakikada kalmaya karar vermesi falan. Ezgi'cim, ben de onu soracaktım. Ne oluyor? Hiç, yani emri vaki yapıyor bence, gereksiz. İyi de Ezgi'cim, özgürlüğe şimdiden sana ne? Neden bu kadar bozuldun? Bozulmadım canım. Ne bozulacağım, bana ne? Zaten benim kafamı toplamam lazım. Yani benim daha önemli şeyler düşünmem lazım şu an. Halletmem gereken daha önemli işler var. Ne gibi işler mesela? Serdar'la konuşmak. Serdar'la konuşmak ve benimle ilgili daha fazla ümitlenmemesini söylemek. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Özgür kafanı karıştırdı, değil mi? Tabii. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız Ezgi'cim, o adam şu anda yan tarafta başka bir kadınla. Bunu biliyorsun, değil mi? Yani biz seni yanlıştan uzak tutmaya çalıştıkça sen resmen mıknatıs gibi gittin, yapıştın. Ya korktuğumuzun başımıza geldiğine inanamıyorum gerçekten. Deniz, lütfen abartma. Yani başımıza bir şey geldiği falan yok. Kızlar, ne oldu? Başınıza gelen ne? Yeşim az önce asansöre binerken gördüm. Onunla mı ilgili? Yok canım, ne alakası var? Yeşimden bir sene. Ay ne olur, her ne olduysa yavaş yavaş anlatın. Gerçekten çok kötüyüm, kaldıramam. Ne oldu? Levent'le ayrıldık, bitti. Ne? Cansu çok üzgün. Ben bir şey söylemedim. Ama biz konuşacağız. Konuşacağız. Ne güzelmiş böyle gece gündüz yan yana. Bak, bana bir söz ver. İyice emin olmadan Serdar'la konuşmayacaksın. Deniz, istemiyorum görüşmek. Zorla mı görüşeyim? Onu istememe sebebin aklının karışması. Yani Özgür'ün yanında olmasından, yaptıklarından etkilenmen çok normal. Ama yarın bambaşka davranabilir. Ya bir yandan sana karşı böyle yakınken aynı zamanda Yeşim'le görüşüyor. Ona ne kadar güvenebilirsin ki? Lütfen Özgür'den emin olmadan Serdar'ı kaybedecek bir hareket yapma. Bak sonra çok üzülürsün. Lütfen mantığına göre hareket et. Söz ver bana. Söz. Gördünüz mü? Hiç durmadan arıyor. Kapatıp kapatıp arıyor. Bundan sonra yok. Laf yok. Eylem var. Terbe. Aynen öyle.